Multiplayer'dan herkese merhaba. Şimdi karşımızda 4 tane arkadaş var. Bunlar bize her tur birer tane oyun anlatacak. Bu oyunlardan sadece bir tanesi gerçek, geri kalan sahte. Biz de dedektiflik becerilerimizi kullanarak sizle beraber kim doğru söylüyor bunu anlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Var mı gözünüze kestirdiğiniz ilk şüpheli? Kime soralım? Gülüyor. Şimdi hocam ilk önce gözlerine bir bakalım. Şimdi eli, kimin eli ayağı oynuyor filan. Şimdi Baturan'ın böyle bir suratında bir tırsıklık var. Yani Baturan'da tam oğlum, böyle. Oğlum soru sormadan çıkartmaya başladı. Çok iyi dedik. Şöyle hocam. Sen giyecek mi çıkacak yani? Ya Baturan'da güvenilmez esnaf tipi var. Ya dükkanına girsem beni kesin yani şey yapacak diye korkarım. Arkadaşlar sana 20 olur. Birbirimiz hakkımızdaki gerçek düşüncelerimizi açacağımız bir şey değildi bu ya. Şu anki duruşunda o tip var canım. Normal doğalında var demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Orhun'da doğru söylüyor gerginliği var. Tam tersi. Tamam Orhun'a soralım. Nedir abi senin oyunun türü nedir? Ha ismin, ben direkt ismini söyleyecek zannettim. Benim oyunumun türü bir yarış oyunu türü. Yarış oyunu. Yarış oyunu evet. İsmi ne? Little Big Feet Racing. Little Big Feet Racing. Feet Racing. Evet. Açıklamamı istiyor musunuz ismini? Little Big Feet Racing. Yani. Ayak yarışı gibi. Hayır. Ya. Tarantino herhalde. Monster Truck'lar vardı. Hatırlarsanız Bigfoot diye de bir Monster Truck vardı. Tamam. Minyatür biraz Revolt kafası ama şey direkt böyle hani uzaktan kumandalı araba gibi düşünmeyin. Gerçi niye küçük yapmışlar ben de anlayabilmiş değilim. Monster Truck. Böyle minyatür Monster Truck'lar Bigfoot yani hepsi Bigfoot. Çok fazla olunca da oradan hareketli. Okay. Little Big Feet Racing. O zaman ayak fetiş temalı bir yarış oyunu değil. Değil. Evet. Monster Truck yarışı aslında ama minyatür Monster Truck'larla oynuyoruz. Ne zaman çıkmış bu oyun? 94'tü galiba. Hemen notuma bir bakayım abi yanlış olmasın. 93 pardon. 93. Evet. Size tanıdık geldi mi? Bu adam ne gülüyor ya? Valla. Ya tek 4 tek boyutlu oynuyoruz. Olabilir. Yani böyle sanki böyle bir ortalarda gibi geliyor bana. Neyse devam edelim. Yalan diye olmak için fazla detay verdi bu arada. Diğer arkadaşları da bir yoklayalım. Can Ceyhan. Benim oyunumun adı God Demo. Bir 5. God Demo ama God, G-O-T değil, gotik anlamını, gotiğin kısaltılışı God Demo. Demo mu sonu? Yok, God Demo 5. Parantez içine de GTA yazmışlar. İkinci kelimeyi anlamıyorum. All, hepsi. Yani hepsi topla tamam gibi ama kelime oyunu God Demo. Şey, gotikleri mi topluyorsun? Hayır. Gotik bir karakterimiz var. Kız bu. Çok yavaş bir şekilde hareket ediyor. Side scroller Mario tarzını yapmışlar ama tam tersi. Mario normalde prensesi yakalamaya çalışıyor. Prenses Mario'yu yakalamaya çalışıyor. Şey Mario var mı bizzat yoksa Mario'yu temsilen mi? Mario'yu sonunda görüyoruz. God Demo 5'in 5 anlamı da 5 tane kalp var. O Mario'daki soru işaretleri gibi. Platform oyunu yani. O soru işaretlerini aman kalpleri alırsa hepsini 5'ini de alırsa bölüm bölüm bölümün sonunda chapter'ın sonunda da bu 3D renderlar giriyor. Mario sanıldığınız gibi siyah bıyıklı değil sarışın bir Mario ama yine pala bıyıkları var. Cima eğiliyorlar. Ne yaptın nerede? Bir şey söyleyeceğim şimdi Mario'nun. Aman hocam. Devam et ne oluyorsun? Erman Toroğlu pastırma anısına döndü. Bu görsel romanlar vardır ya. İşte bir şeyleri seçersiniz. Vardır. Aynen vardır. Bunu da öyle bir oyuna uyarlamışlar. 5 tane kalbi toplarsanız her bölümde toplayamazsınız bu arada. Görmüyorsunuz ama chapter'a devam edebiliyorsunuz. Şu an oyunu indirmek isteyen arkadaşlar hangi platformda var? Steam'de 2 dolar 1.29'a düşmüş. Daha bugün. Şu an yok. başka yerlerde var mı? Sadece Steam'de mi var? Ya belki vardır ama Steam'e baktım ben. Peki Mario karakterini alıp sarışın bir Asterix karakterini döndürüp başka bir oyuna koyabiliyor muyuz Tuncay Bey? Öyle bir şey ya var zaten mı? Zaten Mario temsili diyorsun değil mi? Mario'yu oyun içinde görmüyoruz. Oyunun sonunda gelen sahnede görüyoruz. Hayır Mario'yu sen ne açıdan diyorsun? Gerçekten Mario'ya benzettikleri için evet, Mario, yoksa... Mario'nun sarı bıyıklı uzun boylu Mario kaslı sadece bir Mario düşünün ama sarışın var. Şu anda sen benzetiyor musun yoksa birebir Mario? Birebir öyle ya, yapmışlar. Hayır. Bootleg abi. Bootleg Mario düşünün. Evet. Yani. Evet. Okay. Yani kaslı. Ben anladım uzun, ya arkadaş. Göğsü kıllı bir Mario düşünün ve sarışın düşünün. Oyunun sonunda 5 tane kalp toplarsanız ödül olarak... Saçları boya mı? Değil gibi gözüküyor. Tamam. Ya şimdi çok yürekten anlattı, çok tutkulu anlattı. Hatta biraz fazla tutkulu ya ama 5 dedi, 5.'si çıkmış yani hayır, ilk 4 tane... Hayır, onun anlamı şu, God Demo 5, 5 tane kalp topladıktan sonra seni ödüle ulaştırıyor. God Demo 5, parantezinde GTA yazmışlar tamamen SEO'ya oynamışlar, GTA yazınca çıksın diye. Yani Steam'de böyle saçma sapan oyunlar olabiliyor. O yüzden şimdilik ben... Durduralım diyorsun böyle. Yani candan aynen çok şüphelenmeme tamam taraftarıyım ama varsa gördüğünüz bir şey üzerine gidelim. Ya çok iyi yalancı? Değil. Hiç umarım değildir. Çok iyi yalancı yanında. Ha öyle mi? Maalesef Selçuk Parsa'dan var. Sor abi. Senin oyununun adı ne? Yalancı adam. A vs. Usman. He? A vs. 1. Tamam. Kolda. Nerede bu? Hangi platformda?
Steam'de var ama tarayıcıdan da oynanabiliyor. Ne zaman çıkmış bu oyun? 2007. 2007. Nedir oyun? Ne yapıyorsun tam olarak oyunda? Oyun sıra tabanlı savaş strateji oyunu. Yani daha çok şeye benziyor. Daha güncel oyunlar. Worms Battleground'a benziyor. Tamam, bu yalan abi. Bu yok, bu yok. Bu, karakterlerimiz doğru, nasıl görünüyor? Harfler ve sayılar birbirine düşman. Hmm. İki taraftan birini seçiyorsun. Harflerle savaşlar savaşıyor. Biz çok yatmayız kardeşim. Bu kafayla. Yok, bu yalan bence. Bence yalan olmayabilir. Öyle mi? Uydurmak için daha böyle fazla iyi gibi geldi. Sayılarla harfleri kapıştırma fikri bile bir fikir sonuçta. Bunu gerçekten üzerine düşünmüş müdür sahte bir oyun bulmak için? Yoksa gerçekten böyle bir oyuna denk gelmiş midir? Tam emin değilim. İkisi de olabilir ama ben arada kaldım. Çok net değilim Atakan'da. Şimdi vücut dillerine bakarsan bak, sağdaki iki kolları kapatmış. İnsanlara vücudunu kapatmış. Orhan'ın da Batur'a açık. Batur'a da bence dinleyelim. Buyurun. Buyurun. Nedir oyununuzun adı? Oyunumun adı Stone Guardian. Bir tane büyücüyü yönetiyoruz böyle. Stone. Taş. Stone. Evet, taş gardiyanı. Taş muhafızı. Daha yalan isim olamaz. Jet Fadıl bu adam. Böyle bir sıfat düşünmüş, bir isim düşünmüş değil mi? Böyle 1000 yılda bir karanlık güçler açığa çıkaran bir tane taşımız var. Bu taşın muhafızı. Ama oyunun şöyle bir garipliği var. Oyun çok farklı dünyalarda geçiyor. Yani bir modern dünya var. Böyle hani hafif açık dünya gibi arabalar falan var ama bir anda böyle büyülü bir dünyaya da geçiş yapıyor oyun. İşte atıyorum karlı bir yerde yetilere karşı falan da savaşıyor bu gardiyanımız ve büyücü, mage bir karakter. Ufak tefek platform elementleri var, bulmaca elementleri var. Love Poly, böyle 3D tasarıma sahip bir tane oyun. Yeni bir oyun yani, 2015 sonrası tam tarihini hatırlamıyorum ama. Yeni. Neydi oyunun ismi tekrar? Stone Guardian. Hangi platformlarda var? Ben Epic Games Store'dan oynadım. Epic Games Store'da oynadım. Evet, Epic Games Store'dan oynadım. Ya Epic'te çıkmış bir oyun mu yoksa böyle? Yo, vardır elbet yani, Steam'de falan da vardı, ben orada gördüm. İndirimli oyun bakarken gördüm. Şimdi benim şöyle bir yorumum var Tunca Bey, Koray Bey. Şimdi Orhun Bey'in elinde telefon var, notlarına bakıyor orada. Evet. Eğer gerçek bir oyun olsa, biliyor olsa Orhun bilir o oyunu. Ama format notlara için bakmış yani. Olabilir. O da net bir karar vermemizi sağlayamaz bence o da. Yani bütün bugün veya önümüzdeki videolarda anlatacağım bütün oyunlar burada yazıyor. Karıştırmam. Yani yıl sordu ya, unutuyorum ben yılları. O yüzden hani baktım. Senin şey unuttuğunu ne zaman gördün? Şu an yalan ne? Söyledi. Oyun doğru şu an kolpa yaptı. Bu adam da böyle bir adam. Gerçeğine kolpa yaptı. Oğlum beni hiçbir... Ben gerçekten tarihler hakkında tutabilen bir insan değilim. Tamam mı? Bu arada. Tarihe bakmadın ki notlarda oyunu anlattın. Tunca Bey, tarihe bakmadın mı? Futu fiti anlattın. 94 mi 93 mi dedim, emin olmadım, yalan olmasın dedim, 93 dedim ondan sonra. Tekrar sormak istediğiniz bir şey evet, varsa sorun. Evet, sorun istediğiniz gibi bu arada. Sıkıştırın. Batur, hangi platformlarda oldu? Epic Games Store'da oynadım. PC'de var yani, konsolda olduğunu sanmıyorum ben. Evet. Muhtemelen PC'de. Can, hangi platformlardaydı oyun? Sadece Steam'de gördüm, Google'a bakmadım ama. Sen söyler misin? Ben oynamadım, ben izledim. Hangi platformlarda olduğunu bilmiyorsun. Tamam, eledik abi seni. Tamam, okey, bence eledik. En yok. Kol, kesin. Oyun. En kol, en çıkmaca koy. İyi fikir bu arada, çıkaralım. Yapalım mı? Oyun fikrini yani, söyleyelim, iyi fikir. Açıkçası şu an hangisi gerçek derseniz, bence ya Can ya Atakan gibi. Ne biliyorsun? Ben Atakan'ı eledim kafamda. Ben de bilerek öyle. Atakan, Allah bir dese 0-2 oynarım ya şu anlattığı şeyden. Orhun Bey, sizin oyununuzun adı neydi tekrar? Little Big Feet Racing. Little Big Feet Racing. Yani bu da İngilizcesi yanlış yani. Little Hayır canım, Foot'un çoğulu Feet abi. Bak çok yanlış bilgilerden biri eleyeceksiniz, üzüleceğim. Bu Foot'un İngilizcesi Feet, birden fazla da Bigfoot kamyonu var dedim ya. O yüzden Feet demişler. Ne sinirleniyorsun? Bak sinirleniyor. Abi. Ama bu adam da gerçeği söyleyen adam siniri var. Bak çok inanmıyorsunuz ya. Ağrıma gidiyor. Ben alıngan bir insanım. Çok Halk TV muhabiri gerginliği var bu adamda. Var var var. Var bir Halk TV durumu. Bence biraz yani birazdan sorular sorarsanız ikna edebileceğimi ben düşünüyorum size. Ama bir şey diyeceğim. Ben az önce ne dedim? Bu ikisinden biri dedim gerçek. Ona atarlandı. Şimdi bunların amacı zaten bize şeyi sıkmak. Şimdi Orhun doğruyu söylüyor olsa neden savunsun, sinirlensin, beni seçin desin. Doğru söylüyorsun. Ben oyunu yanlış anlamışım. Benim kafa katiyen almadı senin son mantığı. O yüzden ne kadar senin oyun? Bilmiyorum, ben oynamadım. Sistem diyor bilgisayar ve yakalamaya çalıştım. Oynamadığın mi? Oyunun fiyatını nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum dedim. O yüzden. Neydi oyunun ismi tekrar? A vs. One. Oğlum İngilizce oyun ismi söylemek. Ya en gerçekçi oyun ismi sanki Batu'nunki gibi geliyor bana ama. Stone Guardian yani. Stone Guardian yani, oyun ismi. Taşın bana da çok olmayacak bir oyun ismi gibi geldi. Böyle Stone Guardian. Minibüslerde şey oluyor ya. Ya satmayacak bir oyun ismi söyle desen Stone Guardian diyebilirim. Zaten satmayan bir oyunu söylediler. Evet. Evet ama bir de şeymiş oyun yani, şimdi öyle bir Epic'te de çok fazla oyun yok bir de yani, Epic indirimlerde tarıyoruz, çok aklımda yer etmedi ama uyduruk bir oyun olduğu için de dikkatimden kaçmış olabilir.
Çok emin olamadım. Yani araba var, kar var, büyü var. Bir yani. Kere Hakan senin anlattığın... Var. Tabii tabii yeti falan var. Senin anlattığın konseptin bayağı prodüksiyon maliyeti var ya. Onu biliyorum. Günümüzde peki bir şey söyleyeceğim. Oyun, platform oyunu bir sürü mini oyunlar mı var? Platform değil, oyunlardan 3D oluşuyor. Aksiyon macera oyunu. İzometrik mi yukarıdan 3D. Da nasıl? Hafif yukarıdan öyle şey değil, Diablo gibi değil yani. Küçük bir karakterin arkadan, var, büyüme yapıyorsun sağ sola. Böyle köşeli köşeli, low poly, tasarım dili o şekilde yani. Böyle arkadan uzaktan yürüyorsun. İzometrik denemez ama. Turn based mi yoksa? Yo yo bayağı. Bayağı akıp gidiyorsun. Ha, akıyorsun gidiyorsun. Seninki turn based değil mi? Efendim? Senin... Sıra tabanlı at. Değil. Ya o tarz zaten taktın sen. Sıra tabanlı ya. geçen çekimde öyle bir yalan söyledi ki hala oyunu arıyorum ya. Çıksın bu oyun diyorum. Atakan bunu bana yapmasın diyorum. Senin oyun hakikaten... Şu anda. Canın ki abi. Pornografik oyun. Gerçek olabilir. Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Bu adam öyle bir fantezi evet, yazmaz evet. gibi. Ya bir de var Steam'de öyle oyunlar. Yani düşünsene. Ben de arkadaşımdan biliyorum. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Canınki gerçek değilse, Can bunu kendi kafasından yazdıysa Can'da sıkıntı var. Yani o adam çünkü kaslı bir Mario ile cima ilemeyi falan anlatıyor. Sabah bizim yanımıza gelmiş bu adam. Ve biz bu adama işe emanet ediyoruz abi. Arkadaşlar böyle tutuklamayacaksanız bak ben gideceğim. Ona doğru. Göre. Yani. O zaman ne diyorsunuz? Benim iş görüşmem Can var. Diyelim mi yoksa sormak istiyor musunuz diğer adaylara da? Abi ne olur doğru olsun seninki. Can mı diyorsun sen de? Bence Can. Ya benim adaylarımdan biri Can'dı. Koray'da da oysa olduysa Can derim ben. Tamam ben Atakan'ı elediğim için ben de Can'a dönüyorum o zaman. O zaman gerçek oyun Can'da diyoruz. Elini kaldır abi. Sen de miydi? Lan Allah kahretsin. Son Guardian ya. Son Guardian. Ne diyor işte size ya. Ama güzel. Senin yalan söylediğini abi nasıl abi ben Rick and Morty'nin son bölümünden çaldım. Hiç de çalmazdım. Ben çıkayım mı? Çık hadi. Yataysın sen kardeşim. Biz sana Don Palin'le getiririz bundan sonra. Pornografik Mario hikayesi yazmış saat sabahın kaçıya. Gerçekten orada saat gece 3.30'da yazdım. Vallahi ilk turda bizi zorladılar yani. Ben zorlandım evet. Açıkçası. Hiç tutmadı tahminlerimiz. Gerçi sen yakaladın biraz Botura'nı. Doğru olabilir falan ama üstüne de gitmedik. Evet, olmadı, şey yapamadık, gitmedik. Bulamadık. Aynen. Atakan ne senin oyunuz? Bir suçlu gibi geldin gözüme. Evet. Yine yalan. Yine mi yalan? Yine yalan. Öyle mi? Söylesin ama nedir oyun? Anlat. Dino Hex. Dinozorlarla frisbee attığım bir oyun. Dino hiç. Hex. Biraz özen ya şu kolpa işine. Biraz özen be adam. Dinozora bak şu kadar eli var ya. Ağzında eleriz. Boşuna ayakta durma zaten. Canım abim. Nerede çıkmış bu oyun? Bilgisayarda. Sadece bilgisayarda var. Nasıl peki? Sadece bilgisayarda. Şey Valide billur geçiyor. Browser oyunu mu? Yok bilgisayar. Normal şey satın almaya çıkmış. Ya Steam'de falan var. Evet. Online karşılıklı mı oynuyorsun birbirine? Hayır. Offline. Tek başına. Aha. Peki oyunda amaç ne? Oyunda şöyle bir ok var. Tamam. Oku tutturarak hani Türkiye'de çok yoktur. Daha çok Amerikan kültürlerinde vardır. Frisbee parkları. Bir zincirlere frisbee atmaya çalışırsın tamam, falan. Tamam peki. Falan. Öyle oku doğru zamanda tutturup dinozorlarla frisbee atıyorsun. Peki yani frisbee atıyorsun da yani nasıl puan alıyorsun mesela? Ne yapman gerekiyor? O oku tutturman gerekiyor tam ortasında. Tam ortasında tutturdun. O kadar yani. Başka bu kadar yani, oluyor. Hyper casual o şekilde yani. Dengeli gidiyor. Zaten tutturamazsan işte bazen çarpıp giriyor ya da çarpıp dışarı sekiyor. Hangi platformlarda var? Bilgisayarda var. Sadece bilgisayarda ne var. Kadar? Mobilde de yok yani. Bu mobil sense. Oyunu gibi bir mekaniği var ama bilgisayarda varmış. Yalan. 50 cent. Yalan mı? Öyle mi diyorsun? Telefonu dürterek atacağım işim. Alsa yaptırır mı oyunu çıkarak? Yani. Biraz. Tamam. Biraz da benim zekaya saygı yani. Gerçi hiç bilemeyen adama. Sen çok sen Atakan'ı çok bilen bir adam. Adam evet. Hani, God of War dese. En bilemeyen, en duyulmayacak adama burada sahip. Multiplayer emniyeti. Lütfen. Hayır adam God of War dese muhtemelen diyeceksin. Yani Santa Monica yapmaz öyle oyun falan diye. Siz ne diyorsunuz Orhun Bey? Benim oyunumun adı abi The Emperor Charlemagne. Ne? Lan nasıl hakikaten şeydi? Charlemagne. Fransız imparatoru kendisi. Bayağı efsane imparatorlardan evet. Bir tanesi. Charlemagne diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Ne yapıyoruz bu imparatorlu oyunda? İmparator Charlemagne'in kendi hani hayatındaki tarihten zaten esinlenerek tahmin edebileceğiniz üzere yaptığı fetihleri hani campaign gibi oynuyorsun. Nasıl? Campaign gibi campaign oynuyorsun. Gerçek zaman strateji. Gerçek zaman strateji. Öyle bir oyun olsa ben duyardım. Fransız mı o adam? Fransız. O adam olma. Eski bir oyun mu? O adam olma. Oğlum çok da yani çok yani en itiraz edilmeyecek şey Charlemagne diye bir adamın olması ve ona itiraz ediyorlar. Adam Stefan Kuntz'un dedesi. Adam olma. Adam öyle ben en Alman adam. Yeni mi eski mi bu oyun? Eski eski. Ne kadar eski? 97 senesinde çıkmış. 97 evet. Bayağı da eski. Hatırlamama sebebi de sen sorarsan söyleyeyim. Dur. Emperor Charlemagne şimdi o tarihte 87 tarihi. 97 tarihinde daha çok oyun çıkmamış
az oyun var. Yok abi. Buna buna böyle bir isim bulmuşlar yani. Bütün efsane strateji oyunları da o dönem çıktı bu arada yani. Charlemagne, The Emperor Charlemagne. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ama Charlemagne çok büyük bir şu karakter. Ya. Konuşma, konuşma. Sana gelmedi sıra. Ha, gerçi bunlar çok evlilikle mevlilikle ya beyler biz bir evlenelim de şu İtalya'nın da imparatoru olayım işi var bunlarda. Güzel yerden gittin mesela. Sorarsan anlatırım. Sorsan anlatsın. Yok oyunla da alakalı olduğu için. Bu adamın... Turnbase mi oyun? Ay değildi. Gerçek zaman sesli. Gerçek. Böyle evlenip evlenip şey... Yok evlenmeyi falan değil ama efendim. Turnbase mi oyun? Abi gerçek zaman sesli. Onu yapacağım. İmparator gel. Şöyle söyleyeyim. Turnbase mi? Bak. İtalya deyince yükselmemin sebebi şuydu. Zaten hani Charlemagne'in fethettiği yerler arasında şey de var. Kuzey de var İtalya'nın. Lombardiya bölgesi diye geçen. Bölümlerden bir tanesinde o şeyde. Lombardiya fethine de gidiyorsun. Hatta... Ya yapan firma kim? Yapan firma Sierra abi. Tam şey döneminde bak bu Sezar'ları falan yaptığı dönemde onu sor diye özellikle ekledim. Bir yandan Sezar 3 falan da çıkıyor tamam mı? Sezar'ı falan böyle şehir yapma odaklı. Orada da tabii savaş vardı ama bu daha çok fetih, askeri yönetim vesaire falan. Yani o yüzden zaten Charlemagne'i seçmişler. Alman falan da dediniz ya Alman ismi falan diye. Saksonya'yı da. Sonra ayırınca öyle yüzüm oldu. Ne diyorsun? Ya şey diye İngilizcesi Saksonya. Müthiş memlekettir. Fethi arada bir gidip gelmekle. Yani, Lombardiya fethi, Saksonya fethi vesaire falan. Sierra dedin değil mi? Evet. Sierra'nın bütün oyunlarını biliyorum abi böyle bir oyun. Sierra'nın RTS'si çıkacak. Sierra'nın, Sezar'ı Sierra'nın yaptığını biliyorum. Sierra yayıncı olarak mı? Var. Ya şöyle bir şey var. Sierra o dönemde ya evet aslında yayıncı ama yani o dönemlerde öyle şey ama yayıncı developer falan gibi çok ayrılmıyordu ya. Sierra böyle şey yapıyordu. Yani Sezar falan da hep öyle yapıldı. Hani biz gerçek zaman strateji yapacağız arkadaşlar deyip böyle stüdyoları veriyordu. Ona yaptırıyordu. Hani bu bağımsız bir stüdyo yaptırdı da Sierra yayınladı falan değil aslında. Yayıncısı bu oyunda çok büyük bu oyunda soralım diğerlerine. Evet. Okay. Evet. Can Bey. Sen kesin yalan söylüyorsun. Evet, ben hemen. Yalan. İsimle başlıyoruz. İsimle başlıyorum o zaman. Buyurun. İsmimiz All In The Dealer Desire. Desire kelimesini anlayacağınız üzere yine sonu. Böyle bir sonu. Bu adam ofisten çıkana kadar koltuğundan kalkmam. Üst üste böyle hikaye yazmış olabilir mi? Yazdıysak daha da tehlikeli. Abi yazdıysak 8 tane oyun bulmuş hepsinde seks var. Doğrusunda yanlışında hepsinde var. Bugün temayı öyle belirledim. Kazanan kendisi. Bir daha isim söyler misin? All In? All In The Dealer Desire. The Dealer Desire. Aynen. Desire. The Dealer Desire. Evet. Olay da şu. Dümdüz poker oyunu. Ama bir dealer ve 3 tane de başka bizim rakibimizle. Yani bir şeyler oluyor. Yo, dümdüz, evet, dümdüz. Twist'le birlikte. Çok twist alındı. Strip poker. Kartı dağıtanı. Strip poker değil. Kartı dağıtan şöyle. Tur her bir oyuncu all-in çekiyor. Eğer sen iyi oynarsan yani fold da edebilirsin. Giredebilirsin. Oyun tamamen scripted bu arada. Yeniliyorsun tekrar aynı kartları sana veriyor. Random değil oyun kartları dağıtımı da. Olay poker sen, değil zaten diyorsun. Olay poker değil. Yani sen iki kere oynasan o doğru yolu buluyorsun. Evet hayır fold bilmem ne buluyorsun. Eğer o eli kazanırsan işte masanın altından bir hareketler. İşte orada 3D yine animasyonlar giriyor. 3D animasyonlar. 3D animasyonlar. Kaç senesinde yapılmış bu oyun? Daha bu sene. Bu sene Ocak. Ocak 9 hatta çok iyi hatırlıyorum. Bu adamın Steam'i hackleyecek. Ocak 9. Evet. Pre-order yapmıştı. Bekliyor değil mi ne zaman çıkacak? Şöyle... Chapter. Biz şimdi 3 tane rakibimiz var ya, o rakipleri eliyoruz. Hepsi all-in çekiyor, eliyoruz. Son sahne zaten o Courpier'le yine cima eliyoruz. Ondan sonra kazandığımız parayla Courpier değiştirebiliyoruz, unlock edebiliyoruz. 4-5 tane çok çok, 4-5 tane Courpier modeli var. Üzülmüş. İçeriği zayıf. Evet, ama DLC'ler daha sonra DLC'yle falan aynen geliyor herhalde. Onları seçip sonra tekrar devam böyle devam eden bir oyun. Dün ya şimdi korkuyorum yani tekrar böyle bir şey gerçekten uydurdu mu yoksa böyle bir oyun var ve gerçekten biliyorum. Çünkü öbüründe de çok net şeyler söyledi. Fiyatını söyledi işte indirim bekliyor falan. Bunun fiyatı çalışmış 1 dolar. Burada da aynı yalanları sıkıyor olabilir. Burada da çok tutkulu anlattı. İyi bir yalancı Can bunu gördük geçen. Benim şöyle bir teorim var. Şimdi poker zaten bir mekanik bir oyunun kendisi. Şimdi bu mekaniğin içerisinden pokere ait olmayan bir oyunu niye yapasın poker oyunu? Hem de böyle 18 üstü tabii değil mi bu tabii oyun? Ki, tamam tabii. Yani hani var mı çıplaklık? Full. Yani o elden sonra full. Eğer kazanırsan abi, bu arada. Abi strip poker yaparsın. Niye bununla uğraşacaksın ki yani? Ya işte yeni bir yani taze her kan orada bulmak için, yeni bir tutku yakalamak için belki yapmış olabilirler. Çünkü orada bir ihtiyaç var o sektörde. Sürekli yeni şeyler bulmak gerekiyor orada da hayal gücünü zorlamak. Yani masa altı aksiyonu falan evet olabilir. Masa altı aksiyonu var. Vuruş hissi yüksek.
Ama ben bence gerçekten oynayıp da böyle laflar etemez ya. O kadar değildir değil ben mi? Bence sahtedir. Bak sol 2'de kalalım. Ben sol 2'de kalalım. Ama belki de bilemeyin diye yapıyor. Yal sallıyor ya, şimdi. Gerçek onu söylüyor. Şu an kazanmada kaybetmede değilim. Ben Can adına çok üzgünüm. Grafiker bulmak da zor değil mi abi? Yüzüne bakamıyorum şu an ya. Masanın altından oynanıyor mu oynanıyor bunlar. Ama kilo vermiş bir yakışıklı mı filan böyle ya. Sebebi buymuştur. Ver Allah'ım ver. Batu Bey. Evet bana Batur Bey. Hala. Buyurun oyun? Anlatın. Red Lab oyunumuzun adı. Red Lab. Red fare. Fare laboratuvarı anlamında. Red Lab. Evet. Mertan Bey bilir. Sierra'nın zamanında Incredible Machines diye bir oyunu vardı. Onun gibi bu da böyle bir laboratuvar bulmacası gibi bir şey. Fareleri yani deney farelerini laboratuvardan kaçırmaya çalışıyoruz. Ufak tefek böyle elimizdeki materyallerle onları platformlar oluşturup belli bir parkuru aşmalarını sağlıyoruz ve sonunda laboratuvardan kaçıyorlar. Yani oyunumuz bu. Çok mantıklı bence. Evet. Yani böyle olmayacak bir şey gibi hissettirmedi. Rat Lab falan falan. Gerçek olabilir. De olabilir, çok iyi bir yalan da olabilir. Üst üste Baturan'ı seçerler mi gerçek olarak? Olabilir. Böyle düşüneceğimizi de hesap edebilirler bu arada. Bunlar çakal. Evet. Bunlar çakal iş. Yani bildiklerine bakmayın. Günün sonunda şey yazı tura atacaksınız değil mi? Kim doğru diye. Evet oraya gidiyorum. Ne zaman çıkmış bu oyun? Ya Incredible Machines yanlış hatırlamıyorsam 97, bu da 2000'ler başıdır tam. 2000'ler başında böyle bir oyun çıkmış. Hangi platforma çıkmış? Ya PC platformu. Başka platformda yok. Yalana girerken geçmişten referans çok var. Yani yalan olabilir gibi ben hissettim böyle. Ben şöyle anlatayım. En doğru buradayım şu anda. Şöyle anlatayım. Yani bana sorsanız şu anda Batu derim yani. Zamanında oynayıp hani sonra adını unutmuştum. Onu ararken bunu gördüm. O yüzden çok aşırı hakim değilim. Niye yani arıyordun bu oyunu peki? Ya Incredible Machines'i arıyordum çünkü. Küçükken çok oynamıştım ama adını bilmiyordum. Onu ararken bunu bulmuş. Bunu farelisini bulmuş. Aferin sana. Çok iyi. Orhun'un da iyiydi abi oyun. Ama yok uyduruyor. Charlemagne, Marlemagne öyle oyun mu olur abi? Telaffuzunu falan uyduruyor abi yani. Siyem adamın kemikleri sızladı ya. Ben dedi anasını satayım. Boydan boya bak. Boydan boya fethettim. Bak kurtulmaya çalışıyor bir de. Yani Lombardiya'dan Saksa. Atakan Bey. Anlatınız. Ne sana anlatayım? Döneceğiz. Sana döneceğiz. Neyi anlatacağım? Söyle. Ha, başka bir oyun daha anlat. Anlat. O da yalan, o da yalan. Uydur canım. Ver. Oyunun mantığı zaten anlatma. Ekstra bir şey anlatamam. Ya dümdüz frisbee atma oyunu yazayım. Dinozorlar atıyor değil mi? Aynen abi. Hatta yani kapağı da gayet komik. Kısa kolları da şey frisbee tutan bir dinozor var yani. Bir dinozor mu var yoksa dinozor seçebiliyor musun? Dinozoru biz görmüyoruz. Direkt hani elimizi bile görmüyoruz. Frisbee görüyoruz, tutturarak atmaya. Sadece kapakta var. Elinde kolunda oyun o, konuşma öyle elinde kolunda. Şey söyleyeyim mi? Oyun o kadar yalan ki. Oyun o kadar yalan ki. Ya gerçek hissettirmiyor çok oyunu fazla. Oyun ya şimdi yine Can diyeceğim ulan, yine başkası çıkacak. Ben oyumu Batur'a veriyorum. Yine mi Batur'a alıyorsun? Evet. Çok emin değilim. Soru soralım. Buyurun sorun. Sorun. Sen kim diyorsun? Ya ben yine Can'a gidiyorum ama iyi yalan söylediği için. Can şu şey oyunu bu. Poker, pokerimsi çıplak. Olayın abi. Yani iki tane de uydurmaz gibi geliyor ya. The Dealer Desire. Olayın iki nokta üstü The Dealer Desire. Ya bir tanesi doğrudur gibi geliyor ya. Böyle bir taktik yaptım. İki tane de böyle yetişkin temalı oyun uydurup gelmemiştir. Daha fazla uydurup geldi abi. Öyle söyleyeyim yani. Daha çok uydurmuş ya. Bayağı gece yani en iyisi aynısı diye için gösterdi bayağı. Böyle ciddi bir koleksiyon uydurma evet var. Bir fotoğraflarını da gösterdi. Birkaç Allah kahretsin. Birkaç video için daha malzemem var. Veya siz gidin ben anlatmayacağım. Koray Bey sizin şüpheliniz kendim. Ben de ya Baturan ya Can'dayım. Şarlman Hoca beni yordu çünkü orada. Abi, Şarlman çok Alman adam ya. Siz biliyorsunuz. Çok Alman bir adam. Evet Fransız dedi. Aslında Alman Charlemagne. Abi orada Habsburg hanedanı diye bir şey de var. Yani. İspanya'dan Rusya'ya kadar neredeyse. Senin o söylediğin documentary ama yani. Oyun değil ki. Habsburg hanedanı. İyi hanedandır. Çok yanlış yerlerden alabiliyormuş. Ya benim imparatorla falan derdim yok. Ya sadece ona özel oyun yapmışlar mıdır direkt adıyla ondan emin değilim. Oğlum Napolyon diye oyun oluyordu. Niye Charlemagne diye olmuyor? Napolyon daha ünlü. Ya sosyal medyası olsa daha çok takipçisi olur. Neyse ki Fransız takipçimiz yok. Bu da çok ünlü bir adam bu arada. Bu arada Napolyon filmini de kaçırmayın. Fragman filan efsane. Bakalım nasıl. Ya bu YouTube videosu gibi film yapmışlar. Boş verin kaçırın falan diyormuşum. Adam çok sinirli. Ne diyorsun? Geçen de çok sinirliydi ama. Evet. Hepsi, bugün bir sinirli. Yorgun. Tamam abi, dün Şarman'a saygısızlık yapıldığı için sinirli bu adam. Ya. Aynen, bir de bana niye arkadaşla irtimat edilmiyor ya? Kardeşim Türk mü bu adam? Geçen kolpa yaptın işte. Sinirlen borcum mu var benim? E varmış. Sierra diyorsun, olmaz. Sierra'nın öyle bir oyunu yok. Bin tane var bu arada ya. Hani, bin tane oyunu hani yok Sierra'nın abi. Ya, o senelerde yok bir insan. Sonradan yürümüş olabilirler. Yok.
O zamanlar işte King's Quest'ler, ıvırlar zıvırlar. Onlar da çok zaten RPG oyunda yaptı bu adamlar. Yani Sierra ağırlıklı macera oyunu çok yaptı. Başka oyunlar da tabii yaptı. Role play oyunu yapar Empire. Half-Life'ın bile sonuç itibariyle ya ilk bir dönem Half-Life'dan şeyinde girdi orada ama yayın olarak. Herkes Orhun'un savunuyor bak. İçeriden Orhun'un savunuyor. Geliştirici olarak değil ama yayın geliştirici olarak. Empire World ben Batur diyorum. Ben kendi adamı Batur diyorum tekrar. Buyurun. Diğer oylar. Ben de Can diyorum o zaman. Ben de Can diyorum. O zaman Can'da kalacağız. Doğru elini olsun kaldır. Lan bu sefer. Elini kaldır. Kimdi doğru söyleyen? Kaldır elini. Doğru söyleyen kim? Doğru ben değilim. Oğlum, oğlum sensin lan. Allah sizi kahretsin lan. Oğlum senin iki tane oyunun vardı. Biri doğru biri yanlıştı. Yanlışı zaten söyledin mi? Kimdi doğru değil mi? Hepsini içine atın. Vay arkadaş ya. Abi kontent oldu işte. Bir şey diyeyim mi? Oyunun ortasında anladın dedim. Bu gerçek olamaz. Şey, abi ben görüyorduk çünkü değil mi? Bir tane oyunun gösterdi bu. İsminin harfini değiştirdim oyunun. Benim sınavı Dino Rex'ti. Ben yalansın Dino Hex yapayım dedim. Frisbee atayım dedim. Benim sınavı dövüş oyunuydu. Gel abi gel. Adam! Hepsini atır içeri. Oğlum kaç tane oyunu yürüdün sen de ya? Ne yapıyorsun lan? Hepsini çıkaracağım. Üç kere konuştuk, üç kere. Üç kere konuştuk yani. Adama doğru söyle diyorlar. Adam yine yalan söylüyor. Bu artık, bu oyun moyun değil. Bu bir karakter sorunudur ya. Bak dedi ki, bak. İlk konuştuğumuzda dedi ki, abi dedi ben iki tane, ben yanlış anlamışım. İki tane oyun buldum. Biri doğru, biri yanlış. Ben de dedim ki tamam. İlkinde sen yalan söyle, ikincisinde doğruyu söylersin. İlk aşağıda konuştuk. Sonra yukarı çıktık. Başta bir karışıklık oldu. Tekrar konuştuk. Dedim birincisini sen doğru, ikincisini sen doğru. Adam Allah bir nefes atıyor ki çifte oynarım dedim adam ya. Adam bize bile yalan söyledi. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu adamı tanıtmak için şirk koştum ya. Neyse ya böyle olacağı varmış diyelim. Artık başka videolarda görüşmek üzere. Seninle de hesaplaşacağız Atakan. Atakan'cım içeriği neden mahvettin? Abi ben yalan söylemeyi seviyorum. Tutuyorum. Olmuyor. Tutuyorum. Söylüyorum. Doğru söylemeyi mi beceremedin? Abi söyleyemiyorum. Abi hemen uçak bileti alıyorsun İstanbul'a dönüyorsun. Abi bir sonraki içerikte olacak mıyım acaba? Maalesef.